Lan gel can İmralı spor. Bak bak. Ümitazlıyız kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sırf sizin için, sırf sizin için Fenerbahçe'ye çok yükleniyoruz diye sizi savunacak genç Fenerbahçelere getirdik. Ümitazlıyız'la kapışmalarını izleyeceğiz. Ben çıkacağım zaten kadrajdan. Yorum onlara bırakıyorum. Gönülden Fener'e bağlıyız. Alperen skor tahmini alalım kardeşim. 4-0. Allah 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 Allah. Valla bol gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Dikkat et de koymasınlar. Baba sen ne diyorsun? Çok eksantriklik bir skor tahmini söylüyorum. İçimden geçiyor. Fenerbahçe 2, Ümraniye Spor 2 diyorum arkadaşlar. Ben daha demin öyle söyledim. Gel. Göreceğiz. Gol atar. Göreceğiz. Senin bir şarkın vardı ya. Hayat resmi. Yakında zaten Ali Koç iflas ettirir Fener'e. İflas etmek üzere zaten de. Her sene az kaldı. Her sene kaldı. Az kaldı. Biz her sene 2 senede aldığınız 22 tane futbolcu verdiğiniz para baktığınızda bir tane adam ekliyor. 220 milyon euro. Bir tane adam. Kaç para yaptı ya biz abi? Bak 220 milyon euro. Muriç sattık. Elması cebinden sattık. Cebinden veriyor bak cebinden. Kimliği sattık. Cebinden veriyor. Elbise babası da kovalayacak. Hesap yapmayız. Ali Koç'un babası kovalayacak. Hesap yapmayız. Kimliği Vedat Muriç. Ailesi birbirine girdi. Sizin gözünüzden be. Hesap yap. Siz mi soktuk ya? Evet arkadaşlar çok fena kapışma var. Bir yenmek var bir de ece yenmek var. Kaçacak. Galatasaray bütünü ece hem de nerede? Kendi sağınızla. Bak kendi sağınızla yeneceksiniz. Kendi sağınızla. Siz kendi sağınızda bizi kastedirelim. Bak bu formayı geçen sene böyle konuşan arkadaşlarımızdan Fener'in kutu altında bayrak dikti Galatasaray. Karizmanızı çoktan çizdi. Biz de dikti, Rambo da dikti. Ya ne dikmişler ya? Bak bu adamı iyi izlediniz. Hem Mike, Koda'da 30 santim. Hep bir şey olmaz onlarla. Hep bir çok onları. İzle. Görüngez ya 7-8 maç sonra görüşelim. Oğlama. Sarıkan! Gitti. Sarıkan. Çok doğru bir karar. Senin de yıldız diye aldılar. Oradan bilgilerim. Gerizde kaldı. Arao, nasıl yapabiliyorsun ya? Oturuk Arao. Sen bir bak beni. Sakın. Bakıyor baktık ayağına. Başka yok. Bak dinle. Baba yiğit hakem olsa direkt kırmızı kart yok. Yok artık sen ya. Ayağına bak bir kart. Yok artık ya. Boş ver. Ya baba sen ne yaptın ya? Aynen. Kırmızı kart. Aa bir dakika. Penaltı var. Hayda. Penaltı. Bak. Hadi oğlum, sizdeki polis bambile ya, yürüyün gidiyorsun ya. Evet. Oh! Hayır, daha vermeyin. Bak, üzüm işte adamın, adamın üzüm işte. Penaltı yap orada ya. Gidiyorsa verin. Boş bir sene çaba arkadaşlar. Gidiyorsa verecek. Verecek, vermezse olur. Verecek. Penaltı değil o. Nasıl değil ya? Değil o penaltı. İyi izle. Penaltı değil o. Kuralları oku. Ya, bacak kuralı ya. Reis, bak. Tokatlıyor, voleybol değil bu. Voleybol değil. Bak, penaltı. Bak. Nerede tokat ya? Bak burada bak. Adam karaya göl etmiyor. Ya bak! Ben gördüğümü söylüyorum, anlamak ya Türkler çocuk. Hikaye, tanıma. Dünyanın iyisiyim, hiç bilmem nesiyim, tanıma. 12 tane orta saha oyuncusu var. Orta sahayı yol geçen anı gibi geçiyor Emir abi. Ben bir gördüğümü söylüyorum. Oy! Yalnız fena geliyor Emir abi. Yalnız size... Ben Can Ümrani attı! Ümrani attı! Bak dedim defans açık veriyor dedim ve oldu. Bak senin Cesus'un bunu bile göremedi. Fenerbahçe'nin defansı açık veriyor dedim. Kötü! Ben baştan beri sezon başladığından beri söylüyorum. Jordan Cesus, İsmail Kartal kadar Fener'e oynatamaz. İddia ediyorum ya. Valla bu konuda ben katılıyorum. Ben iddia ediyorum. İsmail Kartal kadar bu takımı oynatamaz. Topu çok iyi sakladı Emre Mor. O trafikten yürü tek başına çıktı Emre Mor. Yürü lan. Emre Mor gidiyor. Emre Mor kaleye baktı. Emre Mor. Elif Elmas geldi bir anda gözüme yemin ediyorum ya. Geçen devrenin, bak yarı devresinin en usta teknik direktörü İsmail Kartal. En çok bu Fener'i nereden aldı, nereye getirdi? Bırak şimdi getirdiğini. Oynattı, oyuna bak. Lan öyle bir oynattı ki kardeşim. Kesinlikle. Ben bir de takdir ettim ya vallahi. Bak ne diyorum, Cesus'u gönderip de İsmail Kartal'ı çağırtalı bir daha gelmez. Bak Ali Koç gitmeden gelmez. Söyleyeyim ona. Baksana orta saha çok kötü ya. Orta saha çok kötü Fener'in kardeşim. 11, 12 futbolcusu adam yürüyüp geçiyor ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Orta saha çok mu kötü? Adam orta saha yok. Yani yok yani kötü işte yok dedim. Sol bek
11-12 futbolcu var ama ortada. 11 futbolcu var. İrfan Kahveci, ondan sonra Mert Hakan. Ha, daha dolu say bitmiyor. Mert Hakan bile şu orta sahada oynar. Ha, bak şöyle, bak şimdiden söylüyorum bak. Herkes yazın beni söylediklerimi. İlk bayrağı açacak iki futbolcuyu söylüyorum size. İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan. İlk bayrağı açacak İslam bayrağını unutmayın yalnız bak dediklerini. Yazın bir kenara. Cihanlar. Aha kaçırdı. Amu. Vuramadı kaçırdı. Arkadan iyi işaret var. Ay kaçırdığına bak. Bak salay. Ya küre bak, kaçana bak ya. Küre bak, ayağının dibinden. Ayağının dibinden gidiyor ya. Diego Rossi top çekti. Rossi pas istedi. Ona doğru. Rossi ceza sahasında çevirdi. Gol! Gol be! İddiada tutturuyordum. Gol be! Ama bak. Vermiyoruz. Vermiyoruz. Yazıklar olsun ya. Vallahi. Niye bıraktın beni? Niye kaldın be? Bu iki saat sana bağırdı. Ben iddiada tuttular beni. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Eşitleri yapmaktan uykusuz kaldım yemin ediyorum ya. Asist. Fenerbahçe dakika 47'de golü buldu. Kim attı? Rossi mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi? Şu ana kadar. İkinci yarı bilemem. Ne yapar ne eder. Şu ana kadar Fenerbahçe 5 gol de atsa dökülüyor. Aynen. Bak ne diyorum. 2-2 diyorum bu maç. 2-2 bekle ya. Beni ilgilendirmiyor abi. Ben bakmıyorum skora ya. Skor beni ilgilendirmiyor. Oynanan futbola bakıyorum. 47 dakika 5 golle önde olsa Fenerbahçe 0. Evet, ilk yarı Fenerbahçe 2. Ümraniye Spor 1. Arkadaşlar ilk maçın heyecanından bir kaos oldu burada. Benim de biraz uykum vardı. Dengeyi koruyamadım. Uyudu. Koruyamadım dengeyi ama ikinci yarı daha güzel, daha güzel olacak. Uyudu. Enrique çalımı da attı. Lincoln şimdi Valencia. Ya gerizekalı. Valencia'yı toplamış. Ne yapacağını bilemiyoruz. Sol ayağına gelse gol olacak. Jesus diyor ki Avrupa bizim görevine değil diyor. Allah Allah. Nasıl oluyor? Sor bakalım Fenerler ne diyor. Fenerli taraftarlar. Jesus öyle mi dedi? Vallahi öyle diyor. Vallahi öyle dedi. Babayı attı. Hatta Allah attı babayı. Bu Valencia'nın Allah belasını versin ya. Fenerbahçe kendi analizimi söyleyeyim. İleride güzel hücum yapıyor ama savunması çok kötü Fenerbahçe. Savunmada kötü, orta saha yok. Çok kötü savunması. Orta saha yok. Savunması ama leş. İsmail'le biraz. Ya savunma niye yok? Orta saha oynadı hiç yok. Hayır şöyle benim aklım 20. dakikada Valencia'nın yaptığı kırmızı kart pozisyonunda. Eğer o kırmızı kart görseydi maç farklı olurdu şu anda. Ya tartışmam. Vallahi %100 ya tartışmam bile ya. İki hakemden o pozisyonu tartışmam. 3 maç var, 5 maç yok Emre Mor. Bırakın bu işte. İstiklalini oynamak zorunda. Ya göreceğiniz istikrar yok Emre'de. Fatih babası bir şey yapamadı. Ya doğru gelmezsin. Fatih babası gibi babanız mı var ya? Burası büyük mü? Türkiye'nin gelmiş geçmiş tek 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 direktörü. Yok mu? Ben kabul etmiyorum. Daha ne konuşuyorsun ya? Ben o zaman kabul etmiyorum. Kabul etmiyor musun? Var mı göster bana bir tanesi o zaman? İsmail Kartal. Ya attık dur orada İsmail Kartal bu diyor ki Allah'a kurdu. Sinirlendirilen adamı yapın. Ne başarısı neyi var? Kupa mı aldın? Ne aldın? İzin vermediler ki adamı. Ha bırak Allah aşkına. Oğlum iyi de öldürün hakkını yemeyin. Seversin sevmezsin. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Fatih Erim'di bu kadar basit. Vallahi. Bak bak. Avrupa. Bak dinle. Falan ne yapıyorum dinle. Avrupa, UEFA en iyi teknik direktörleri çağırıyor Avrupa'da. Türkiye'de tek çağırdığı adam Fatih Terim. Sen geçti. Daha önce çalıştı. Yeni hikaye anlatma bana. Ya güle güle. Fanatiksiniz Fatih. Ya istediğiniz kadar Fatih Hoca'yı sevmeyin. Reis sen de fanatik değil misin şu an? Ya ne alakası ben fanatik değilim. Objektif ya. Allah. Oynanan oyun sıfır. Bir bile değil. Bak bir bile değil Fener'in oynadığı oyun. Sıfır. Sana göre iyidir. Bana yok ben de beğenmiyorum. Ben pir olamaz zaten. Yani iyi dersen bak, iyi derseniz kendinizi aldatırsınız. Sezonun ilk maçı, gelecek transferler var. Ben gene söylüyorum bak, ne getirirsen... Ya sen İsmail Kartal'ın takımını dağıttın. O takımın topu... Aha kavga çıktı, kavga çıktı. Dakika 67, yerden bir top ceza sahası dışına... Çalışılmış bir gol! Yok böyle bir gol! Anlatmadım, görmedim, duymadım, şu anda yaşıyorum. Fenerbahçe'yi Kadıköy'e gömüyorum İmraniye Spor. Yok böyle bir gol. Amanın tutmayın beni. Gel buraya gel kaçma gel. Abi görevler iş koyuyor. Birlikte 1, 2, 3. Yarı saçları lüle lüle. Fener sana güle güle. Penaltı, %100 penaltı.
Verdi. Alperen gel, Alperen penaltı. Penaltı değil ki. Penaltı. İçeride değil. Penaltı içeride değil. Allah müdahale ediyor. Dışarıda yapıyor. Dışarıda yapıyor. Ya, Allah dışarıda. Hadi tamam. Yo dışarıda baba bak. Tak neresi? Dışarıda. Neresi? Dışarıda. Dışarıda. Tamam dışarıda. Vallahi dışarıda bak. Nasıl ya? Verdi hadi yürü. Versin. Dışarıda diyorum versin. O iptal edilecek. Edilmesi lazım. Haksızlık olmasın. Bak dışarıda bakalım ya. Bak. Bak. Çizginin içinde değil mi? Çizginin üstünde oldu mu penaltı. Çizginin üstü penaltı. İlk pozisyonda ilk ya çizginin üstü penaltı. Tam çizginin üstü. Kanka ayağını sürmeye başlıyor zaten. İçeride bak, olmasına bak, gerek bak. Yok. Bak bir dakika. Çizginin üstü penaltı. Oo, çizgin bak. Tam çizginin üstü. Tam çizgin. Penaltı. Oğlum adam sinirlendi de adam da iddialıyordu herhalde. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Versen mi vermesen mi diye tribe girdi adam. Aşağı tutur sakal. Adam tribe girdi. Bak. Adam tribe girdi. Şunun bir fotoğraf videosunu çekeyim. Adam çekti bak üstünde hakemi. Vallahi billahi adam tribe girdi. Versen mi vermesen mi? Dinlemiyorsun. Ümraniye Spor 3. gol için geliyor. Dakika 73. İşaret verildi. Mırşiç geliyor. Mırşiç. Mırşiç ters köşe. Mırşiç ters köşe. Ay ay oldu bana. 1, 2, 3. Ay ay ay. Yar saçların lüle lüle. Fener sana güle güle. İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Ama İsmail Kartal'ı arayacaksınız. Bu lafı unutmayın. Yazın bir kenara. Alperen daha demin sana neler diyordu. Neler diyordu ya. Sesin evladım boş ver. Sen üzülüyor musun onun haline? Çok ayıp. Yazık çocuğa ya. Dört büyüklerin abartısız söylüyorum en kötü topunu Fenerbahçe oynuyor. Ya bırak adam yok. Bak futbol kaliteli futbolcularla oynanır. Kaliteli futbolcu almazsan top oynayamazsın ya vallahi. Olmaz. Galiba bu sene de aynı geçtiğimiz süreç gibi olacak. Ona üzülüyorum. Çok sakın çiğnetecekler Cesus. Burası Portekiz değil Türkiye. Serkan Berisha'dan yana Berisha'ya girdi. Berisha top dışı. Hayda! Kaçana bak. Ama yani yapabileceğini yaptı adam. Bir anlık tereddüt. Yaptı ortayı. Serdar'ın kafası sonra. Oradan kafayla sokacak. Top geldi. Atak sürüyor. İnşallah atamadı. İnşallah atamadı. Atamadı. Gol! Gol mü? Ya beraber ne seviniyor adamlar ya. Bak dikti be. Başlat mı uzatmış bak Cengizhan. 7 dakika. Olsun canım. 92. dakikada. 3 tane 3 kere. Beraberliğe seviniyorlar beraberliğe. Arkadaşlar Fenerbahçe neyini kaybetti sizce bir düşünün. Yıllar önce neyini kaybetti? Kaybolan ruhumuz. Doktorunu kaybetti. Doktorunu. Yemin ediyorum bak. Alex gitti Fenerbahçe bitti. Evet çok çok zor bir soru soruyorum arkadaşlar. Belki alakasız evet. Gibi olacak da. Alex mi Aziz Yıldırım mı? Alex mi dersin? Sen mi dersin? Bütün Fenerbahçeliler de hemen bence Alex'ler. Alex ama ikisinin de şeyi tartışılır abi. Hani şimdi Aziz Yıldırım da babanın dediği gibi alamam. Pis ya. Aziz Yıldırım artık fena. Abi Mert Hakan'a bak. Mert Hakan'a nerede ya? Şuna baksana. Ana! Kahveci de orada seyrediyor tribünde. Bak sen diyorsun ya pis yaptı diye. Fenerbahçe taraftarına öyle kötü davranıyor, öyle aşağılık davranıyor ya, ki. Neler ne akaratlar. Ya kardeşim ne dolu herif ya. Adam dedikleri her şey çıktı. Hadi koçum burnu böyle bak havada. Aziz Yıldırım onun on katı. Allah Allah. Aziz Yıldırım onun on katı. Ya, ben öyle bunlar. Sorma böyle adamlara. Ama hayır doğru ama adamın dediği hepsi çıktı. Lan adam çıkmış dediği olabilir kardeşim sen taraftara. Ya hepsi büyük burunlardan bunların ya. Baba, halk adamı değil bak bunlar. Halk adamı olacaksın halk adamı. Kulübün başkanı halk adamı olacak. Tamam bak. Aziz Yıldırım mı değil işte. Hiçbiri değil ya böyle hepsi bak. Böyle vurunları. Berisha yerde. Bu da amına kodumda her şeyi çalıyor sikimler. Kim ne derse desin eski başkanlar, eski futbolcular hiçbiri yok. Ne Süleyman Seba gibi geldi. Ya Süleyman Seba ilk ol adam değil ki halk adamı. Adamın dibi ya. Halk adamı adamın o ya. Gibi işte. Onun gibi daha neler var ben taraftan mesela. Taraftanlar kötü geçinir mi o? Bu adamı kıyaslamayacağım ben zaten. Kıyaslamam ki zaten. Kıyaslanmaz halk çünkü. Adamı, halk adamı, halk adamı. Fenerbahçe. Bak ağlıyor. Taraftar bile ağlattı. Yesus. Jorgen Yesus. Bak taraftan ağlıyor. Ben üzüldüm lan. Vallahi bilindiği için. Ben üzüldüm yemin ediyorum yani. Fenerbahçe, evet Fenerbahçe 3 Ümraniye Spor 3. İlk önce sözü Fenerbahçeli arkadaşlarımıza genç Fenerbahçelilere bırakıyoruz. Rezilliğin neyine sevineceksin ya? Şu aldığın adamlara bak ya. Halı sahaya o kadar işi maç yapıyorsun ama bu adamlardan birini çağırmış. Genç Fenerbahçeli evlatları Ali Koç'u çok kötü hırpalıcıklar.
Eleştiriyorlar, kabul etmiyorlar. Bu sene son senesi. Jorge Jesus'u da kabul etmiyorlar. Forvet al, stoper al başkan. Merdeler olduk ya. Evet, son yorumlarını alalım Cahit. Fenerbahçe ile... Rezillik neyini anlatayım ya? Fenerbahçe ile arkadaşlara diyeyim? Bir yorumum var mı? Ne diyeyim? Neyse, bol bol psikolojik danışmanlık aslında. Ne diyeyim yani şimdi? Üzmek istemiyorum kimseyi ama... İsmail Kartal'ın oynattığı oyundan bu oyun çok farklı. Ben baştan beri söylüyorum. Kartal'ı göndermekle hata ettiler. Dediklerimin hepsi çıkacak. Göreceğiz. Biraz sabretsinler. Ne dediğimi görürler. Yatsınlar bir kenara. Bu söylediklerimi yalnız unutmasınlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum atın. Like atın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sana hiç kıyamam. Yar seni severim candan, bakışların çok yaman, benim de cilveli kanaryam. Ah yavrum kanaryam, çok üzüldüm. Ne neyse, yaptılar sana neyse, böyle? Reis mutlu olsun. Ne yaptılar sana kanaryam?